cemaati. Öyle mi? Bir de destekler mi? Ben bilmiyorum sen bu kadar detayı. Sen peki soru şu. Yavuz soru şu. Bunlar yeni FETÖ. İşte bir savcı nasıl bir cemaat liderinin arkasında el pençe durabilir? Bak şurada orada bir fotoğraf var, evet. Sarıok'un gösterdiği bir başsavcı. Bir savcı, evet. Silifke başsavcısıymış galiba. Herhalde, bilmiyorum. HSK tabii ki hemen inceleme başlatacakmış. Yeni Şafak bunu onaylar mahiyette düz olarak veriyor. AK Parti'nin önde gelenleri... Metin Kürünkün açık, bu herhalde ikinci bir yapım var karşımızda AK diyor. Parti tabii fedai liderleri, amigoları ortaya atıldılar. Hemen derhal tabii ki bunun gereği yapılacak. Bu. Tabii diyorlar. Peki soru şu. Ya iktidara iyi bak gözle bakmayan, destek vermeyen bir yapıyla ilgili bu yapılıyor. Bu tersi olsaydı iktidara dua eden, yeniden refaha ve saadete oy vermek caiz değildir. Haramdır dedi ya. Cumhur İttifakı'na oy vermek vaciptir, farzdır filan diyen tipler dolaşıyor ortalıkta. Menzil. Onların bu başsavcı mesela... Bunu diyen herhalde hurafeci gidi hurafeci, şarlatan gidi şarlatandır herhalde. Yani Allah'a iftira atıyor çünkü. Ya birisi olmayan bir farzdan, olmayan bir günahtan, olmayan bir dini yasaktan bahsediyorsa, uyduruyorsa, helal haram uyduruyorsa, harama helal helali haram yapıyorsa Allah'a iftira atıyordur bir kere. O bahsettiğin ismin şu anda büyük mücadelesi var. Hayır, şarlatan, gözü hiçbir şey görmüyor. Bu şarlatan gidi şarlatan, bu hurafeci gidi hurafecidir. Şimdi böyle bir hurafeci ve şarlatan, Cumhurbaşkanı'nın sözü var, Diyanet'in raporu var. Hurafecilerle, şarlatanlarla mücadele etmeden, halkı onlara karşı aydınlatmadan yeni FETÖ'lerin ortaya çıkmasını engelleyemeyiz. Niye? Çünkü bu şarlatanlar halkın dini konulardaki bilgisizliğinden, cehaletinden yararlanıyor, istismar ediyorlar. Dolayısıyla halkı bunlara karşı uyandırmalı, farkındalığını artırmalıyız diyorlardı. Bu sadece iktidara destek vermeyen partiler için mi geçerli? Bu başsavcı az önce bahsini ettiğimiz tipte bir şarlatanın arkasında böyle el pençe divan dursaydı, ona gene HSK soruşturma açar mıydı? Soru bu. Ya örneğini söyleyeyim sana. Bir amiral bir tekkede görüntüsü çıktı. Onunla ilgili ne işlem yapıldığı aylarca öğrenilemedi. En sonunda onunla ilgili emeklilik kararı aldı kendisi. Bir işlem de yapılmadı. Yani böyle bir tablo üzerine çok konuşuldu. Hangi savcının hangi tarikatla bağlantısı olduğuna ilişkin onlarca haber var. Gir internet sitesine dolu. Ama bir tane savcının görüntüsü çıkmış burada. Ben desteklediğim için de söylemiyorum. Son derece yanlış buluyorum. Hepsiyle ilgili yapılması lazım. Bravo. Ben hepsiyle ilgili yapılması lazım. Bu fotoğrafta bir yanlışlık var. O savcının bu fotoğrafta hem de bu şekilde bulunması, bu fotoğrafta da bulunması sorunlu. Olmaz. Sorunlu. Hiçbiriyle ilgili olmaz. Ama mesele şu. Sadece mesela buna CHP tarikatı diyorlar. Başlık evet. Atıldı bir gazete. Evet. Sadece iktidardan yana olmayan cemaatlere eğer böyle bir memur bağı ortaya çıkarsa, o cemaatlerle ilgili böyle bir müntesiplik, böyle bir bağlılık gösterisi ortaya çıkarsa ona işlem yapılmamalı. Hepsine. İktidar yandaşı, taraftarı, CHP bu tarikatı, cemaati ise bu. Akif, öbürleri de AK Parti tarikatı, cemaati. Onlara da yapılmalı. Seçimden önce sen söyledin, işte muhalefete oy vermek haramdır falan diye açıklama yaptı birisi. Diğerleri de gazeteye ilan verdiler. Biz Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz diye. Açıklama yaptılar resmi. Onlara gidip gelen savcı, hakim, sayır memurlar. Ve kimlere müdürü, referans asker, oldukları. Asker, Sağlık Bakanlığı çalışanı, bir Sağlık Bakanlığı daire başkanı atılıyoruz. Bir tarikata gitti, görüntüsü var, videosu, diyor ki ben filan göreve atandım, emirlerinizi bekliyorum diyor. Ne münasebet, ne münasebet, sen filan yerde köyde oturan bir tarikat şeyhinden devlet görevinle ilgili nasıl emir alabilirsin? Nasıl emirlerinizi bekliyorum diyebilirsin? Ben filan göreve atandım devlette diye. Nasıl olabilir bu? Ona soruşturma açıldı mı? Görevden alındı mı? El çektirildi bir mi? Bir yer değiştirme oldu bildiğim kadarıyla. Buradaki çifte standartı söylüyorum ama çifte standart az önce konuştuk. Gazze, İsrail ve protestolarında da söz konusu. Bu bir yaklaşım artık. Batı, yani bir yönetim biçimi haline geldi. Batıya iki yüzlü ahlaksız deniyor. Ya peki yaptırımları kesmemesi, protestolara da izin vermesi Batı'yı iki yüzlü ve ahlaksız yapıyorsa bizi ne yapıyor? Bizi çok mu ahlaklı ve tek yüzlü yapıyor? Bizim durumumuz. Burada da benzer bir çifte standart var. Bu eğer
bir yeni FETÖ'nün filizlenişinin alameti ise, onun Metin ip ucuysa, bir daha verin arkadaşlar. Ben ip ucuysa o onu. Zaman diğerleri ne örnekler gördük görüyoruz. Daha görmediğimiz neler var. Ya, onlar ya, ne o zaman? Tek tek şey cemaatler sayılıyor. Hangi cemaatten kim kaç tane savcıya, kaç tane askere, kaç tane işte Adalet Bakanlığı'nda yetkiliye referans olduklarına ilişkin bunlar yazılıyor, çiziliyor, isimleriyle var. Tartışmalarda o bilmem ne cemaatinden, bu bilmem ne cemaatten onun için birbirlerine böyle yapıyorlar falan diye açıklamalar var. Türk devlet geleneğinde devlete dahil olmak vardır, müdahil olmak yoktur diyor. Ya şu bak. Metin Külünk. Çok devletin güzel. Sözcüsü de, devletin sözcüsü de Metin Bey. Ama bir devletin sözcüsü de bir devletimiz var ki Allah Allah herkes devletin sözcüsü. Devlet hakkını Metin Bey temsil ediyor. Devlet hakkı o 85 milyon yerinde düşünüyor. Devletin ne söyleyeceğine karar veriyor, söylüyor. Artık devlet o yani. Sadece o mu işte? Hukuk politikaları başkanı yok mu Cumhurbaşkanlığında? O da devlet. O da, o da devlet. Ki, devlet seni not etti diyor. Ha, devlet kimi not etmiş mesela? Devlet AK Partililer. AK Parti Genel Başkan Hayati Yardımcısını. Hayati Yazıcı not etmiş. Eski Faruk il başkanını. Not ben etmiş. Ona, Aziz Babuşçu'yu not etmiş. Değil mi? Onlar kim biliyor musun? AK Parti'nin hafızaları, eski AK Parti'nin temsilcileri onlar. Şimdi yeni AK Parti ile eski AK Parti saç saça baş başa kavga ediyor birbiriyle iki AK Parti. Onlar AK Parti'nin pasif hafızaları durumundalar. Sanki aktifleşir gibi oldular. Hemen oradan bir parmak sallandı onlara. Nereden? Beştepe'den, Cumhurbaşkanlığından bir danışmanın parmağı bu. Atanmış birisi. Bunlar siyasetçi, seçilmişler. Onlara ne diyor? Devlet not etti, devlet fark eder, devlet not eder, devlet şöyle yapar, devlet böyle yapar. Bu nasıl bir dil ya? Bu insan bunu kullanırken utanmaz mı ya? Devlet böyle not eder, devlet... Sen ne zaman devlet oldun? Sen ne gün devlet? Sen bir memursun ya, atanmış bir adamsın. Sen ne zaman devlet oldun da Ali Kıran baş kesen gibi milletin... Hangi talimatla kime ne yaptıracaksın da ne olacak? Yani kimi nasıl tehdit ediyorsun? Bu acayip bir tehdit neticede. Çok acayip. Ve tehdit ettiği adamlar da AK Parti'nin dediğin gibi aslında temeli. Hafızası eski temeli. AK Parti tabii. Orijinal AK Parti. Orijinal AK Partiler onlar. Ama artık pasifize olmuş hafıza durumundalar. Bunlar pasif hafızası. Şimdi biraz bu 31 Mart seçim yenilgisi onun şoku sarsıntısıyla aktifleşir gibi oldular. Bir kıpraşma var. Sanki niye bu işler kardeşim AK Parti, böyle? AK Parti toparlansın istiyorlar. Buradan ders alsın istiyorlar. Ama ona izin vermeyen, ya böyle vesayet kayyumu olsa bu kadar olur yani. Bir vesayet o da olsa kayyum atasan o kadar olur. O tartışmaya, o muhasebeye izin verse zaten o parmak sallayan da orada olmayacak. Tabii, izin vermiyor ona. Ha, bak sakın ha. Devlet sizi görüyor, yaptıklarınızı not ediyor. Bunun hesabını da sorar filan diyor adam. Peki bu ya. Tartışma nereye gidecek Akif? Asıl olan o yani. Bu tartışma nereye gidecek? Çünkü ciddi bir tartışma var içeride anladığım. Sesler çıkmıyor. Ne, Hayati Yazıcı o tweetini sildi. Faruk Çelik üstüne gidiyor. Aziz Babuşçu üstüne gidiyor. Başkaları da var. Mehmet Metiner de çok sert bir tepki evet. gösterdi o tarafa bu Van'dan doğru. Van'dan dolayı oldu. Van'dan dolayı bunlar, başladı ama. Bunlar Van'da İl Seçim Kurulu'nun aldığı karara tepki gösteren AK Partililer. Yani bizim adayımız aslında birinci bu gelenin, bir duruş. Birinci gelenin yarısı kadar almış. Siz nasıl olmaz sandıkta kardeşim, milli iradeyle kavga edemezsiniz? Olmaz böyle bir şey. Bazmatayı ona vermemek, alıp bizim adaya vermek olmaz diye bunlar tepki gösterdiler. Bunlara hemen birisi parmak salladı Beştepe'den. Mehmet Uçum danışman. Sizi görüyor devlet filan diye. Bazıları geri adım attı, bazıları atmadı. Bir de nasıl oluyor bu devlet görüyor bu söylemin üzerine devlet niye görüyor da şey görsün hükümet görsün devlet kim ya? Devlet görüyor. Sen kimsin? Hükümet devlet, kim? Soyut devlet bir kavram. Kim? AK Parti devlet mi? Devlet millettir. AK devlet Parti soyut devlet. Bir kavram. Hükümetler